أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla hacı ve umreyi yalnız Allah için tamamlayınız. Aziz izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Memleketimize, yuvalarınıza, coğrafyamıza, dünyanın tüm mazlum insanlarıyla birlikte Cenab-ı Allah'ın müreffeh yarınlar yaratmasını dua ederek birlikteliğimize başlıyoruz. Aziz izleyenlerimiz, bugün yine program içerisinde, hacca hazırlık programı içerisinde konuklarımız var. Allah'ın misafirleri diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü, Allah'ın misafirlerin ismiyle nimetlendirilen Türkiye'miz için konuşuyoruz. Kur'a'da bu sene hac kendisine çıkmış olan ve çok yakın bir zamanda inşallah mübarek beyti ziyaret edecek olan ziyaretçiler, Allah'ın seçkin kulları misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine program içerisinde muhterem hocamız, ömrünü ilme adamış değerli bir insan var. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Ekrem Keleş hocamız. Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Allah razı olsun. Muhterem hocam, tabii gönül dünyanız apayrı ama hac deyince aşkın siyahını konuşuyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğinin yarısını konuşuyoruz. Ne kadar güzel kokun, ne kadar güzelsin Kabe. Zorunlu olmasaydın buradan beni kimse çıkaramazdı dediği bir aşk mekanını konuşuyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam babamızdan diğer peygamberler, Hazreti İbrahim de neşüneva bulan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Müslümanlar içerisinde bugün kongre haline gelmiş olan bir özel yeri konuşuyoruz. Dünyanın merkezini konuşuyoruz. Bize küçük bir hac yolculuğu lütfeder misiniz? Hac nedir desek, nasıl anlamalıyız desek, hac öncesinde hazırlıklarımız neler olmalı? Heybemiz boş, ufak tefek günah kırıntılarımız var veya büyükleri var. Allah hepimizi affetsin. Bunların affı için, bu kırıntılardan vazgeçmek için ne almak lazım efendim heybemize? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de muhterem kardeşlerime hakikaten Cenab-ı Hakk'ın kendilerine nasip edeceği bu hayırlı yolculuğun hayırlarla tamamlamayı nasip etmesini, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekilde tamamlamayı nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hac hakikaten çok kutlu bir yolculuk. Bu yolculuk böyle kelimelerle çok tanımlanamayan ancak yaşayarak anlatılabilen bir yolculuk. Bazı şeyler vardır, onları yaşayarak daha iyi anlayabiliriz. Yaşamadan anlatmakla bazı şeyler anlatılmaz. Hac yolculuğu da böyle bir şey. Ancak yaşanarak en iyi anlaşılır. Evet, evet, dışarıdan bilgi sahibi olacağız. Hacca hazırlık aşamasında olsun, hac esnasında olsun. Hatta haçtan sonra eda ettiğimiz haccı, haccın kazanımlarını koruyabilmek için haçtan sonra da nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bunları elbette öğreneceğiz, okuyacağız, bunlarla ilgili sohbetlere falan katılacağız. Ama esas hac yaşanır, yaşanarak anlaşılır. Çünkü hac baştan sona, en başta duygu yönü çok ağır basan bir yolculuktur. Gideceğimiz yerler tabi sıradan yerler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dolaştığı, ayağının değdiği yerler, çevremizde baktığımız dağlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarının değdiği dağlar, Mekke-i Mükerreme'de olsun, Medine-i Münevvere'de olsun, sahabe-i kiramın, Resul-i Ekrem'in nazarının değdiği yerler, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün ulul azm peygamberlerin uğrak yeri olmuş. Hazreti Hacer validemizin oğlu İsmail ile birlikte Hazreti İbrahim'in onları orada bırakıp ayrılırken o yaşadığı duygu yoğunluğunu, duygu selini göz önünde bulundurduğumuz zaman
bu yolculuğun ne kadar mübarek bir yolculuk olduğunu anlarız. Hani Yunus Emre hakikaten bizim büyük şairimiz, büyük veli, bir mübarek sefer olsa da gitsem Kâbe yollarında kumlara bassam. Şimdi o şiirinde ifade ettiği o duygu yoğunluğunu işte inşallah sizler bizzat yaşayacaksınız orada, Allah nasip ederse. Kâbe'de yaşayacaksınız, Mesnevi'de yaşayacaksınız, Arafat'ta yaşayacaksınız, Mina'da, Müzdelife'de yaşayacaksınız. Şibi Ebi Talip'te orayı ziyaret ederken yine orada Müslümanların, ilk Müslümanların boykot yıllarında çektikleri o acıları, sıkıntıları yaşayacaksınız. Adeta oradaki çığlıkları hissedeceksiniz. Uhud'da, ambargo dönemi değil mi efendim? O Şibi Ebi Talip'te karşılaşacağımız manzara. Evet. Yani, şu, yani tezahür edeceğimiz, tahayyül edeceğimiz manzara. Manzara, evet. Resulullah'a ambargo uyguladıkları. Ambargo dönem. Uygulandığı dönemde, bütün Müslümanların muhasara altında kaldığı o dönemde, oradaki Müslümanların, kadınların, çocukların yiyecek yok, içecek yok, çocukların açlıktan çığlık sesleri. Orayı ziyaret ederken işte o çığlıkları duyarak, yaşayarak ziyaret yapabildiğimiz zaman esasen ziyaretimiz bir anlamı, ziyaretimizin tam manasıyla anlamı olacaktır. Ben inşallah sizlerin bu ziyareti doya doya tam böyle bir duygu seri içerisinde yaşayacağınızda tereddüdüm yok, inşallah ilerleyen dakikalarda konuşuruz i̇nşallah, bunları. İnşallah efendim. Yani o zaman hacı yaşamak için yola çıkalım, yaşayalım. Evet. Çünkü orada Resulullah var, sağımızda sahabeler var, önümüzde Resulullah var. En azından Resulullah orada yürüdü, değdi, nazarı değdi, baktı. Veya bazen onlara işkence yapılan sahneler en azından içimizden, yüreğimizden geçsin. Efendim peki, hac hazırlığı noktasından hareketle, bu güzelliği yaşamak, bu hissiyatı yürekte hissetmek için yanımıza almamız gerekenlerdir. Evet. Mesela hem burada hacı adayı, hacılarımız diyebiliriz inşallah, misafirlerimiz var. Evet. Hem bizi izlemekte olan, bu sene kendisine hac Kur'ası çıkmış olan, daha doğrusu ayetle yol bulmuş olan evet. kimseler var. Hanımefendi, beyefendi, ne alalım yanımıza? Evet. Samimiyet, teslimiyet, fedakarlık, sabır. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim bunun cevabını veriyor bize. Ne almamız gerektiğini, yanımıza ne alacağımızı Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اَتَّقْوَى Yanınıza azık alın. Yola çıkan insan elbette bir hazırlıkla çıkar. Azık alarak yola çıkar. Kur'an-ı Kerim de bize öyle söylüyor. Yanınıza azık alın. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اَتَّقْوَى Yanınıza alacağınız en iyi azık, takva azığıdır. Takva kelimesi hakikaten çok kapsamlı bir kelime. Az önce sizin ifade buyurduğunuz gibi sabrı da içine almaktadır. bu yolculukta katlanacağımız sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekir? Mümin olarak diğer insanlarla ilişkilerimiz nasıl olması gerekiyor? Yolda bu muaşeret adabı dediğimiz insani ilişkiler, bununla ilgili dini bir din İslam'ın ortaya koymuş olduğu kurallar, bütün bunları kapsamına alan bir kelime. Takva azığını alarak yola çıkmak gerekiyor. İsterseniz biraz daha bunu açarak lütfen ifade efendim, edeyim şöyle. Kalben ilk önce bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Zihnen hazırlık yapmamız gerekiyor. Bedenen hazırlık yapmamız gerekiyor. Fikren hazırlık yapmamız gerekiyor. Hasılı her bakımdan bu yolculuğa bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bir nasip meselesi. Yıllarca beklediniz, özlemle beklediniz. Oraya ne zaman bir kura çıkacak da gideceğiz diye büyük bir heyecanla ve aşkla beklediniz. Ve nihayet Cenab-ı Hak nasip etti, bu yolculuğa çıkacaksınız. İlk önce kalbi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Kalbimizi hazırlamamız gerekiyor oraya. Kalbimizde kin, nefret, efendime söyleyeyim, yani olumsuz ne kadar düşünce varsa bir defa onları bir söküp atmak gerekiyor bu yolculuğa çıkmadan önce. Tertemiz bir kalple yolculuğa çıkma azmi içerisinde olmamız lazım. Zihnen hazırlık yapmamız gerekiyor. Zihnen hazırlık derken kastımız,
Cenab-ı Hak böyle büyük bir ibadeti bana nasip ediyor. Ben bu yolculuğa çıkacağım. Men istata'a ileyhi sebi'yle ve lillahi alennâs hicjul beyti men istata'a ileyhi sebi'yle. Oraya güç yetirebilenlerin bu hac etmesi Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Oraya güç yetireceksiniz inşallah. Allah bunu nasip edecek size. Bunun için zihnen hazırlık yapmamız gerekiyor. Ben bunu, bu yolculuğu en iyi şekilde nasıl değerlendirmeliyim? Yolculuğun boyunca, baştan sona kadar bu yolculuğumu ihlal edecek, bu yolculuğuma zarar verecek unsurları nasıl bertaraf etmeliyim? Bu noktada zihni bir hazırlık gerekiyor. Zihnen evet. Hazır olmamız lazım. Aynı şekilde tabi sağlığımıza, sıhhatimize dikkat etmemiz lazım. Farklı bir coğrafyaya gidiyoruz. İklim olarak farklı. Dünyanın dört bir tarafından gelen milyonlarca insan var. Bu milyonlarca insanın içerisinde sağlığımızı muhafaza etmemiz, ibadetimizi düzgün bir şekilde eda etmemiz açısından önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve bu yapacağımız yolculuk hem tarihe bir yolculuk, hem adeta ahirete bir yolculuğa çıkmış oluyoruz. Yani bembeyaz kıyafetler içerisinde adeta kefenimizi giymiş Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yürüyor gibi bir yolculuğa çıkmış oluyoruz ki mikattan itibaren ihrama girince bunun biraz da anlamı böyle olmuş oluyor. Görsel adeta, olarak da bunu görüyorsunuz evet, mahşer. Adeta dünyaya ait ne varsa geride bıraktık. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde gitmemiz gerekiyor? Böylesi bir zihni ve fikri hazırlık içerisinde olmamız İnşallah. Gerekiyor. Mümin kardeşlerimize doğru bir yolculuk yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan insanlar var. O kardeşlerimizle beraber olacağız. Kutlu mekanlarda, kutlu zaman diliminde. Onlara doğru giderken, onlara karşı gönlümüzde, kalbimizde en ufak bir gurur, kibir, kendini üstün görme, kendini beğenmişlik duyguları, bütün bunlardan arınmış olarak gitmemiz gerekiyor. Diğer insanlarla eşitlenme bilinci yaşamamız lazım. Evet. O duygularla yola çıkmamız lazım. Hasılı her bakımdan hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunu da tek kelimeyle Kur'an-ı Kerim bize takva azığıyla yola çıkmamızı tavsiye ediyor, emrediyor. İşte takvanın açılımları. Takvanın açılımından bir nebze bahsetmeye çalıştım. Peki efendim, inşallah bu takva elbisesini, takva zırhını inşallah üzerimize peyderpey program içerisinde neleri daha açacağız, göreceğiz inşallah. İnşallah. Nasıl almalıyız, üzerimize giyeceğiz. Ama burada Allah'ın seçkin kulları, misafirlerimiz evet. var. İçlerinde 11 sene bekleyenler var efendim, 6 sene bekleyenler var, 7 sene bekleyenler var maşallah. Her birinize öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Cenab-ı Allah inşallah mebrur bir hac yaparak dönmenizi nasip etsin. Giderken de muhterem hocamızın da ifade etmiş olduğu gibi bu azığı, bu elbiseyi üzerimize giyerek, helalleşerek, sıkıntılardan kurtularak gitmemizi nasip etsin. Hac bilinci inşallah otursun yüreğimizde. Tekrar hoş geldiniz. Efendim sorularınız varsa alabiliriz. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız burada. Dini mevzular, buyurunuz beyefendiden istirham edelim. Buyurun efendim. Efendim ben kafama çok takılan bir soruyu buyurun. Sormak istiyorum müsaadenizle. Buyurun efendim. Her Müslümanın bildiği gibi İslam'ın 5 şartı var. Evet. Bunlardan namaz, benim yerime namaz kıl diye birisine vekalet veremiyoruz. Evet. Efendim benim yerime oruç tut, ben seni vekil ediyorum diyemiyoruz da hac ibadetinde niye, neden vekalet sen benim vardır. Yerime hac et, ben seni vekil ediyorum diyoruz. Soralım değerli hocamıza. Bunu bir aydınlatırsanız sevinirim, teşekkür ederim. Efendim soralım. Hac ibadetinde vekalet, öncelikle vekalet nedir hac ibadetiyle ilgili ve niçin hac ibadetinde bu kolaylık sağlanmıştır? İslam alimleri ibadetleri üç kısma ayırıyorlar. Sırf bedeni ibadetler, sırf mali ibadetler, bir de hem bedeni hem de mali yönü bulunan ibadetler şeklinde üçe ayırıyorlar. Sırf bedeni ibadetler, namaz ve oruç gibi ibadetlerimiz sırf bedeni ibadetlerdir. Zekat ise sırf mali bir ibadettir.
tamamen mali bir ibadet. Hac ise her ikisini bünyesinde barındırıyor. Hem bedeni hem de mali yönü bulunan bir ibadet. Sırf bedeni ibadetlerde vekalet hiçbir şekilde olmuyor. İşte namaz ve oruç bunun örneği. Sırf mali ibadetlerde herhangi bir şart olmaksızın vekalet olabiliyor. Orada herhangi bir şart yok. Mali ibadet olduğu için evet. Kişi kendisi zekatını ödeyebileceği gibi bir kişiyi veya zekatı ödeyebilecek, yerine ulaştırabilecek herhangi bir kurumu, söz gelimi Türkiye Diyanet Vakfı zekat organizasyonu yapıyor. Müminler zekatlarını oraya emanet ediyorlar. O da o zekatları alıp ehil olan yerlere, Afrika'da, efendime söyleyeyim, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlara veya Türkiye içerisindeki fakirlere ulaştırabiliyor. Sırf mali bir ibadet olduğu için siz bir dostunuza da bunu emanet edebilirsiniz. Benim şu zekatımı fakirlere ver diyebilirsiniz, o da verebilir. Ama hac hem bedeni hem de mali yönü bulunan bir ibadettir. Hem bedeni hem mali yönü bulunan bir ibadet olduğu için kişi kendisi yapabildiği sürece, gücü yettiği sürece kendisinin yapması gerekiyor. Evet. Ne zaman ki güç yetiremeyecek konuma düşerse bedeni olarak hac kendisine farz olmuş ama yapamamış, eda edememiş, evet. Artık yapamayacak konuma düşmüş. Bu takdirde de kendisi bedenen yapamayacak konuma düştüğü için bir başkasını vekil ederek haccını eda edebilir vekalet yoluyla. Hem bedeni hem mali yönü olan ibadetlerde de bu şekilde vekalet cereyan ediyor. Ne zaman cereyan ediyor? Kendisi yapamayacak konuma düştüğü anda. Kendisi yapabildiği sürece kendisini eda etmesi gerekiyor. Hacdaki durumumuzu bu şekilde anlayacağız. Bedenimiz müsaitse evet. Bizim üzerimizde evet. Ama değilse bedeni olarak bu ibadeti yerine getiremeyecek durumda isek şöyle vekalet, ifade edeyim buyurun. İsterseniz. Yani daha doğru ki, ifadeyi evet, alalım. Diyelim ki bir Müslümana hac farz oldu. Hakikaten gücü kuvveti yerindeydi. Evet, farz oldu. Mali imkanları da müsaitti. Gidebilecek durumdaydı. Fakat gidemedi. Evet. Gitmedi yahut da. Gitmedi diyelim. Gitmesi gerekirken gitmedi. Fakat sonra da artık gidemeyecek konuma düştü. Evet. Allah cümlemizi beri kılsın inşallah. Diyelim ki hakikaten hacca gitmesine mani olacak öyle bir hastalığa yakalandı ki artık peki. Gidecek durumu kalmadı. İşte böyle bir kişi o zaman birisini kendi adına vekil göndermesi gerekiyor. Niçin göndermesi gerekiyor? Çünkü kendisi hac yapabilecek konumdayken gitmemiş ondan evet. Dolayı. Farz olmuştu ona. Farz olmuş ona. Evet. Kendisi yapabilecek konumdayken gitmemiş bundan dolayı. Yani Cenab-ı Allah aslında burada gerekiyor. Bir yükü de üzerinden düşürmenin formülünü ortaya evet. Rasulü aracılığıyla koymuş. O vecibeden o farizayı vekil yoluyla bu şekilde düşürüyor. Eda edebiliyor. Peki efendim. Biz Allah teşekkür razı ediyoruz. Olsun. Allah razı olsun. Beyefendi, efendim mikrofonu ya, alalım. Mikrofonla. Mikrofonu bir zahmet istirham edelim. Buyurun. Haremeyn ne demektir hocam? Haremeyn soralım. Soralım efendim. Şimdi Haremeyn deyince kastedilen malumunuz Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de Mekke-i Mükerreme harem bölgesi olarak ilan edilmiş. Peygamber Efendimiz'e de Cebrail aleyhisselam gelerek onun sınırlarını göstermiş. Peygamber Efendimiz'e ümmetine öğretmiş. Belli bir sınırlar var. Mesela Medine tarafından gittiğimiz zaman, Cidde tarafından gittiğimiz zaman, Taif tarafından geldiğimiz zaman harem sınırları var. O bölge özel bir bölge. Hani şöyle söyleyeyim. Günümüzde bazı şehirlerde sit alanlar ilan ediyorlar ya. Evet. O sit alanlarına istediğiniz gibi yapı yapamıyorsunuz. Oranın belli bir dokunulmazlığı var. Bir koruma altına alınmış. Buralarda manevi bakımdan koruma altına alınmış bölgeler. Saygı gösterilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bölgeler. Mesela bu bölgelerde kendiliğinden biten o bölgenin bitki örtüsüne zarar veremezsiniz. Orada hayvanları öldüremezsiniz. Orada av yapamazsınız bu bölge içerisinde. Böyle belli kuralları konmuş, emin bölge olarak nitelendirilen bölgeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine-i Münevvere'yi harem bölgesi olarak ilan etmiş.
oraya sınırlar çizmiş. Dolayısıyla iki tane harem bölgemiz var. Birisi Mekke-i Mükerreme, birisi de Medine-i Münevvere. Bu ikisi haremeyn, iki harem bölgesi demek ki Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kastediliyor. Hatta bizim tarihimizde bir incelik de var. Ecdadımız bazı noktalarda çok ince, hassas davranmışlar. Şimdi Boğaz'dan Anadolu yakasına geçince harem var. Evet. Oraya neye harem diyorlar? Harem Otogarı diye bildiğimiz meşhur yer. Artık harem bölgesine ulaşan kara parçasına İlk ayak basmış var. Oluyoruz. Onun için orayı harem diye isimlendirmişler. Evet. Ta oradan itibaren harem şuuruyla hareme doğru giden insanların o yolculuğu yapması, o şuurla hareket bilinçlenmesini istemişler. Bilinçlenmesi yani. İçin oraya harem denmiş. Kısacası haremeyn iki harem bölgesi demek. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere kastediliyor. Sınırları bellidir. Bugün için oraya gayrimüslimler giremezler. Belli kuralları var. Oranın hayvanları öldürülmez. Orada av yapılmaz. Oranın bitki örtüsüne zarar verilmez. Orası dokunulmaz bölge ilan edilmiş. İki bölgeye harem bölgesi deniyor. Efendim, buyurunuz beyefendi. Şimdi toplumda bir söz var. Oğlun evermedin, iki tane oğlun var, kızın var. Sen niye hacca gidiyorsun? Böyle bir toplumda böyle bir sözler var. Bunun anlamı nedir? Evet. Efendim soralım değerli hocamıza. Tabii toplum içerisinde farklı şeyler var hocam. Evet. Her birimiz de genel olarak görüyoruz. Belki bundan daha ileri ifadelerde kullanılabiliyor. Niçin bunları yapmadığında hacca gitmek sana mı farz oldu gibi ifadeler olduğunda nasıl değerlendirmek lazım? Kısaca şöyle ifade edeyim. Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bütün masraflarını karşıladıktan sonra hac yapabilecek kadar imkanı varsa o kişinin hacca gitmesi gerekiyor. Ona hac farz oluyor. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler öncelikle kendi aile efradı, ancak evlenecek yaşa gelmiş olan gençlerin evlendirilmesi, çocuklarımızın evlendirilmesi elbette önemli bir vazife. Annenin babanın onlara rehberlik yapması, maddi olarak onlara destek sağlaması çok önemli bir vazife. Ama bu kişinin hac yapmasına engel bir ödev değil. Kişinin hac yapmasına engel olan ödevler şunlar. Mesela çocuğumuz var, işte liseye gidiyor. Onun tahsilini derufte etmek, henüz daha tahsil hayatını sürdürüyor. Çocuğumuz kendi geçimini sağlayacak durumda değil. Onun tahsil hayatını tamamlaması, onun ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ama düşünün ki Cenab-ı Hak cümlenin evladına inşallah hayırlı işler, hayırlı kısmetler nasip eylesin. Çocuğumuz üniversiteyi bitirmiş, işini almış. Henüz daha evlenmemiş ama evlenecek konuma gelmiş. Babası, annesi de henüz daha onun mürüvvetini görmemişler. Arzu ediyorlar gönülden ama evlendirememişler. Evet. Peki böyle bir evladın evlenmemiş olması bizim hacca gitmemiz için bir mazeret mi, gitmememiz için bir mazeret midir? Asla. Asla bir mazeret değil. Değildir. Çünkü zaten tahsilini tamamlamış. Evlenecek yaşa gelmiş olsa dahi onu evlendirmedik diye bu bizi haçtan alıkoymaz. Ama küçük çocuklarımız tahsil hayatına devam ediyorlar. Onların geçimlerini sağlamamız gerekiyor. Onlar önceliklidir. Haçtan önce gelir onlara onların geçimini sağlamamız. Hocam, İkinci sorumun biri de kaç türlü haç vardır? Biz hangi haca niyet etmeliyiz? Soralım efendim. Ona da gelelim inşallah. Buyurun. Değerli hocam. Evet. Haccın tabii çeşitleri var. Tamam. Bizim ülkemizden giden hacı adaylarımız veya hacılarımız hangi hacca niyet ederek bu hacı tamamlıyor? Kısaca bir izah edeyim isterseniz. Üç türlü hac var. Bunlardan birisi hac-ı ifrat diyoruz. Umre yapmaksızın tek başına sadece hac yapmak. Sadece hacca niyet ediyoruz baştan itibaren. Umre yapmıyoruz. Haccımızı yapıp dönüyoruz. Hani haçtan sonra Mekke-i Mükerreme'de imkan bulursak umrede yapabiliriz. O ayrı.
Ama baştan itibaren oraya giderken, ihrama girerken hacca niyet ediyoruz. Haccı yapıp ihramdan çıkıyoruz. Buna ifrat haccı diyoruz. Bir de varıp ilk önce umremizi yapıyoruz. Umremizi yaptıktan sonra ihramdan çıkıyoruz. Daha sonra hac günlerine kadar, yani Arafat'a çıkış gününe kadar bekliyoruz. Sonra niyet ederek hacca niyet ediyoruz. Haccımızı yaptıktan sonra hac ihramından da çıkıyoruz. Yani umreyi ayrı yapıyoruz, haccı ayrı yapıyoruz aynı sene içerisinde. Buna da temettü haccı diyoruz. Bir de haccı kıran dediğimiz umre ile haccı birleştirerek yapma. Daha baştan umre ile hacca birlikte niyet ederek gidiyoruz. İkisini birlikte yapıyoruz. Aynı ihramla yapıyoruz. Buna da kıran haccı deniyor. Memleketimizden giden hacılarımız yani büyük oranda neredeyse yüze yakını evet. Genellikle temettü haccı dediğimiz ilk önce varıp umreyi yapıp umreden çıkıyorlar Mekke-i Mükerreme'de orada bulundukları süre içerisinde bolca tavaf yapıyorlar gönüllerini istediği kadar daha sonra Arafat'a çıkılacağı zaman yeniden ihrama girip Arafat'a çıkıyorlar. Buna temettü haccı diyoruz. Ülkemizden giden hacılarımıza biz de temettü haccını ağırlıklı olarak tavsiye ediyoruz. Onlar da bunu tercih ediyorlar. Yer yer ifrat haccını tercih edenler oluyor. Çünkü ifrat haccında kurban kesme zorunluluğu yok. Hakikaten kıt kanaat bazı kardeşlerimiz yani bir ömür boyu para biriktiriyorlar. Ulaşabilmek için. Ulaşabilmek için. Yani o noktaya geliyor ki bunu da biz şöyle bir lütfen olaydan anladık. Değerli kardeşlerim. Bir ara Fetva Kurulu Başkanımıza oraya birileri geldi bir soru sordular. Oradan bir karı koca geldiler bir soru sordular. Hakikaten sordukları soru da kurban kesmeyi gerektirecek bir ceza terettüp ediyor. Evet. Kurban kesmeleri gerekiyor. Öyle bir soru. Bir yasak işlemişler. Hac menasikleri ilgili. Bir yasak var. O yasak da kurban kesmeyi gerektiriyor. Ama paraları kalmamış. Hikayesini sonra öğrendik. O kardeşlerimiz de öğretmenmiş bir beyefendi. Hanımefendi de ev hanımı. Öğretmen olan beyefendi hanımına haçlık veriyor tabii. Ta baştan itibaren, vazifeye başladığı yıllardan itibaren her gün ev için harcanmak üzere veya hanımına haçlıklar veriyor. Yani ben de böyle ne kadar güzel insanlarımız var, ne kadar hakikaten böyle takdir kalıplarına sığmayacak davranışlar sergileyen kardeşlerimiz var. Öyle muttali olduk biz de. Hanımefendideki aşka bakın ki, haç aşkına, beyefendinin verdiği harçlıklardan biraz biraz bir kenara koymaya başlamış. Ta baştan itibaren, baştan itibaren bir kenara koymaya başlamış. Aşk, haç aşkı böyle bir şey demek ki haç heyecanı. 30 yıl biriktirmiş. Bu meblağı biriktirmiş. Allah. Beyefendinin haberi yok. Beyefendi emekli olunca demiş ki hadi hacca gidiyoruz. Hanım biz nasıl hacca gideceğiz ya bizim bir şeyimiz mi var? Paramız mı var yani biz nereden nasıl hacca gideceğiz yani? O da demiş ki işte ben şu kadar yıl senin bana verdiğin paralardan bir kenara koydum, tamamladım. Allahu Ekber. Yazılmışlar gelmişler ama bu para da sadece haç yapabilecekleri kadar bir para. Böyle ekstra bir ceza terettüp edince orada fetva kuruluna gelip sorunca ortaya çıktı bu da ve onu yapacak yani kurban kesecek kadar paraları kalmamış. İfrat haçından çıktı onun için bu yaşanmış olayı size Allah aktarmış oldum. İfrat haçında bazen işte kurban kesecek kadar paraları olmuyor. Hani o kadar olabiliyor. O kardeşlerimiz de ifrada niyet edebilirler. İfrat haçını yaparlar. Daha sonra da haçı yaptıktan sonra Mekke-i Mükerreme'de bulundukları günler içerisinde oraya gelmişken bir umre de yapabilirler. Buna ifrat haçı diyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız aşağı yukarı benim bildiğim 40 yıla yakındır İslam Kalkınma Bankası ile anlaşmalı olarak kurbanları kestirir.
ve ilk üç gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanları kesilir. Dolayısıyla ilk gün kurbanlar kesilmeye başlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanları ve üçüncü günü geçmeyecek şekilde kurbanlar kesilir. Biz onu Diyanet İşleri Yüksek Kurulu olarak defalarca ta 1980'li yıllardan itibaren kurul bu konuyu ele alarak evet, değerlendirir. Tertip dediğimiz bir olay var. Saç baş tıraş diye bir biliyoruz, özetlenir. Yani ilk önce taş baş tıraş, özür diliyorum. Taş baş tıraş, bu sıralamayı ilk önce yanlış söyledim. Taş baş tıraş, taş cemarata taş atma. Şeytan sonra, taşlama diye bildiğimiz. Kurban kesme, daha sonra da tıraş olup ihramdan çıkma. Bu üçünün arasında sırayı gözetmenin hükmü nedir? İmameyne göre, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu sıranın gözetilmesi sünnettir. Bu sünneti hafife hiç kimse almaz tabii. Sünnete uygun olan budur ama günümüzde ilk günün içerisinde 700-800 bin kurbanın bir anda kesilmesi mümkün olmadığı için fetva olarak biz bu sırayı gözetmeyen kardeşlerimize herhangi bir ceza gerekmeyeceği, bundan dolayı herhangi bir günaha girmeyecekleri, herhangi bir sorumlulukların olmayacağı istikametinde fetvalar veriyoruz. Çünkü bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bu sırayı herkesin gözetme imkanı yok. Dolayısıyla özellikle cemaatı taş attıktan sonra kurbanı mesela ikinci, üçüncü günde kesilecek olsa dahi o kardeşlerimizin İhramdan çıkabilecekleri istikametinde yıllardır Diyanet İşleri Yüksek Kurulumuz bir istikamette fetvasını veriyor. Genelde de bunu uyguluyoruz zaten orada. Evet. Hacılarımız oraya gittiğinizde inşallah göreceksiniz. Ama olabilir ki kardeşlerimizden biri, kardeşim ben hakikaten bekleyeceğim. Haberin üçün, gelmesini. Kurbanın kesim haberi gelince ben ihramdan çıkacağım derse, onun hassasine de biz hürmet gösteriyoruz. Tamam kardeşim, siz bekleyip yapabilirsiniz diyoruz ona da. Buna dikkat etmek isteyen kardeşlerimiz de yapabilirler. Tabii bu yok, ihramda kalınarak devam eden bir süreç. Hanımefendi efendim, buyurun beyefendi, bir şey soracaklar, akabinde alalım. Hocam ben biraz önce hocamızın konuştuğu konuyla ilgili, Haramayn bölgesiyle ilgili de. Şimdi bu Haramayn bölgesinin bir kendi maneviyatı var biliyorsunuz. Ve tarihi bir dokusu var. Şu anda bu tarihi doku değişmiş durumda. Mesela Mekke'nin çevresinde yüksek yüksek binalar yapılıyor. Evet. Bu binaların Kabe'ye bir zararı var mı? Maneviyatına bir etkisi oluyor mu hocam? Soralım değerli hocamıza. Allah razı olsun. Ya hakikaten çok önemli bir soru bu. Sizin yönelttiğiniz soru. Gönül arz ederdi ki Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin o tarihi dokusu korunabilseydi. Keşke. Keşke muhafaza edilebilseydi de hemen Kabe'nin dibine o büyük binalar yapılmamış olsaydı ama maalesef o doku korunamadı ve o binalar yapıldı. Ancak o binaların yapılmış olması oranın harem bölgesi olmaktan çıkarmıyor. O binalar oraya yapılmış olsa da harem bölgesi harem bölgesidir ve orada bulunduğumuz zaman haremde bulunmuş oluyoruz. O binalar da şu anda işte hacıların iskanı için kullanılıyor büyük ölçüde. Fakat hakikaten bu üzücü bir şey, o binalar biraz uzaklara yapılsaydı. Aklı eren herkes onu söylüyor. Hatta şimdi Mekke'de, Medine'de ikamet eden, oralı olan, orayı seven hocalarla, ilim adamlarıyla falan da biz konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki şimdi keşke buralının tarihi dokusu muhafaza edilseydi de biz buraları görmüş olsaydık, çocuklarımıza gösterebilseydik. O Zemzem Tavır dedikleri binaların yapıldığı yerler Eccad Dağları, Peygamber Efendimiz'in koyun güttüğü yerler. Evet. Keşke oralar dursaydı, keşke Ebu Kubeys tepesi dursaydı. Peygamber Efendimiz'in çıkıp orada halka, ey Mekke, ey Kureyş, şu dağın arkasında bir ordu var gelip sizi yok edecek desem bana inanır mısınız diye üzerinden seslendiği tepe, keşke orası dursaydı ama maalesef muhafaza edilemedi. Tabii bugün aslında bu suliyet olarak belki baktığınızda bu Kubeys tepesi farklı bir şeye bürünmüş. Biz orada sadece üzerinde, set olarak görüyoruz. Üzerinde belki şu anda saray var. Saray, var. Saray yapılmış. Evet, evet. Ama bu binaların yapılmış olması harem bölgesini bizim açımızdan harem olmaktan çıkarmaz. Benim size tavsiyem değerli kardeşlerim, tabii siz ilk defa hac yapacaksınız. Belki içinizde umreye gidenler olmuştur ama ilk haccın heyecanı inanılmaz bir maneviyat taşıyacak size.
O maneviyatı doya doya yaşayın, o bambaşka bir şey. O maneviyatı doya doya yaşayın, ne o binalar size engel olsun, ne o gürültü size engel olsun, ne trafik size engel olsun. Orada adeta siz kendinizi Hazreti İbrahim dönemine götürün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemine götürün. O binaları hiç görmeyin, o trafiği hiç görmeyin. O maneviyatın içerisine kendinizi bırakın. Tavaf yaparken sanki hani bir galaksinin etrafında milyonlarca yıldız döner ya, o aşk seline kendinizi bırakın, onu doya doya yaşayın, o binalarla meşgul olmayın, o dışarıdaki gürültüyle, vaveylayla meşgul olmayın diye tavsiye ederim ben size. Allah'ın misafiri olarak sadece evet. Cenab-ı Allah'ın ikramıyla meşgul olmak lazım. Efendim, bu benzer noktada bir olay yaşadık. Muhterem hocamla birlikte Zat-ı Âli'niz değerli Doktor Hüseyin Kayapınar hocam, çok değerli doçan Doktor Halil Altuntaş hocam ve Mehmet Keskin hocam beraber tavaf ediyoruz. O zamanlar da inşaat var. İnşaattan böyle tabii tozlar geliyor, ikinci katta tavafımız tozlar geliyor. Tabii bizim de ilk haccımız aynen hocamın dediği nokta. O deruni hale girmişiz ama bir yandan da geliyor. Dedim ki ya hocam tavaf ediyoruz yani. Yani keşke şunları durdursaydı hacılar, hacı bitirene kadar, tavafı bitirene kadar. Hiç unutmuyorum, Allah razı olsun. Hocam buyurdular ki, seni misafir edenin sana emrettiğiyle meşgul ol. Karışma bir şeye. Hakikaten böyleydi yani. Yani onu anlamak için belki de o fırçayı yemek lazımdı, ilahi bir fırçaydı. Bugün hacda durum ne olursa olsun, hangi inşaat olursa olsun, hangi farklı yapı olursa olsun, biz orayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izleriyle anlamalıyız. Hocamın ifade etmiş olduğu gibi. Hanımefendi buyurunuz, bir sorunuz var. Öncelikle sizin gibi din görevleri Allah başımızdan eksik etmesin. Cümlemizin Ramazanları mübarek olsun. Benim sorum Mescid-i Haram veya Mescid-i Nebevi arasındaki kılınan namaz farkı, fazileti başka yerlerde de var mıdır? Soralım. Güzel bir soru efendim. Evet, bir daha soracağım. Buyurun. Hasta kardeşimiz için biz orada Kabe'nin etrafında tavaf edersek ne kadar hükmü faziletlidir? Soralım. Evet. Tavafı genel olarak da inşallah başkaları için tavaf yapılabilir mi veya nasıl yapılması lazım? Evet. Soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, muhterem hocam. Nasip etsin. Amin evet. İnşallah. Efendim. Hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda hadis-i şerifleri var. Cenab-ı Hak bazı zamanları diğer zamanlara göre daha mübarek kıldığı gibi, aynı Ramazan ayını diğer aylara göre, Kadir gecesini diğer gecelere göre daha mübarek kıldığı gibi, bazı mekanları da diğer yerlere göre daha mübarek kılmış. Tabii burada hakikaten ilk mekan, Mescid-i Haram'dır. Kâbe'nin içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram, ta Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden Ulul Azm peygamberlerin uğradığı yerler ve orada kılınan bir namazın sevap itibariyle, fazilet itibariyle sair yerlerde kılınan 100.000 namazdan daha faziletli olduğu ifade ediliyor hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kılınan bir namazın da Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan 1000 kat daha faziletli olduğu ifade buyuruluyor. Dolayısıyla orada imkanımız nispetinde Mekke-i Mükerreme'de elbette bolca tavaf yapacağız ama olabildiğince de vakitlerimizi orada namaz kılarak üzerimizde kaza borçları varsa kaza namazı olabilir, nafile namazı olabilir, geceleyin teheccüd namazı olabilir, gece namazı. Olabildiğince orada bolca namaz kılmak, Kur'an okumak suretiyle değerlendirmek gerekiyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde de onun civarında kıldığımız namazların da böyle bir fazileti var. Cenab-ı Hak bu mekanlara öyle bir kutsallık vermiş. Elbette oralardaki yaptığımız ibadetler diğer yerlere göre son derece farklı fazileti itibariyle. Bunları diğer mesela hocam yaptığımızda bu tavafı birilerinin adına nasıl yaparız? Onların adına mı niyet etmeliyiz yoksa tavaftan sonra bağışlamalı mıyız? Ya da yapılabilir mi? Şöyle ifade edeyim. Şimdi haç veya umre
biraz önce inşallah Hacı abimiz diyeyim artık. Hacı abimizin sorduğu şekilde vekaletle yapılır ise taburdan itibaren vekaletle onun vekaletini alarak, hacca umreye vekaletini alarak ta baştan itibaren yolculuğa onun adına çıkılıyor, ihrama onun adına giriliyor, telbiye onun adına getiriliyor, tavaf yaparken onun adına mesela telbiye getirirken diyoruz ki ya Rabbi falan adına lebbeyk Allahümme lebbeyk. Vekil böyle söyleyecek. Evet. Peki yani efendim. Vekalet baştan için. İtibaren giden evet. Vekil böyle diyerek yapar baştan vekaletini aldığı zaman. Peki oraya vardık, kendimiz umremizi yaptık, haccımızı yaptık. Bir başkası adına orada tavaf yapabilir miyiz? Bir başkası adına orada umre yapabilir miyiz? Diyelim ki annemiz babamız adına, ölmüş olan annemiz babamız adına orada yapabilir miyiz? Yapabiliriz, onu da yapabiliriz. Orada iki usulü var bunun. Birisi, ya Rabbi baştan itibaren tavaf yaparken söz gelin, ben bu tavafı annem adına yapıyorum, kabul buyur diyerek tavafımızı yapabiliriz. Veya annemiz babamız adına bir umre yapacaksak söz gelimi, gidip onun adına, efendime söyleyeyim, genellikle Tenim'e gidiliyor, Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yere, oradan ya Rabbi annem adına umreye niyetleniyorum, bunu benden kabul buyur deyip telbiyeyi öyle getirip onun adına umre yapabiliriz. Bu nafile olmuş oluyor. O nafile umrenin her şeyini onun adına yaparız. Yahut da ikinci usul, umremizi yaparız, sevabını ona bağışlarız, tavafımızı yaparız, sevabını ona bağışlarız. Her iki usul de caizdir, mümkündür. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah şifa bekleyen tüm kardeşlerimize, gazilerimizle birlikte şifalar ihsan etsin inşallah. İnşallah. Efendim, devam ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımızı bulmuşken buyurun sorularınızı alalım. Hanımefendiye bir mikrofon uzatabilir miyiz efendim rica etsem? Bir mikrofon alalım. Buyurunuz efendim. Biraz yakından rica etsem. Annemin babamın kabristanı memlekette. Acaba evet. Ziyaret etmeden hacı yapabilir miyim? Soralım. Anne ve babamızın kabristanı memlekette. Onlardan helallik almadan manevi olarak direkt evet. Buradan hacca gitsek uygun olur mu efendim? Gidebilirsiniz elbette. Bunda herhangi bir sakınca yok. Hakikaten şöyle. Eğer imkan olur da yani ziyaret eder, giderseniz o bir güzellik olur. Bir mecburiyet midir? Hiçbir mecburiyet yok. Dini bir görev midir? Yani hacca gitmeden önce onları ziyaret etmek dini bir vazife de değildir. Ama hani eğer yolunuz düşecekse, memlekete gidecekseniz Cenab-ı Hak size böyle hayırlı bir yolculuğu nasip etmiş. Bu yolculuk öncesinde ziyaret etmeniz güzel olur, güzel bir davranış olur o manada. Yoksa dini bir vecibe değil. Ziyaret etmeden giderseniz bir eksiklik olur mu? Herhangi bir eksiklik olmaz ibadetinizde. Onlara buradan Fatiha okursunuz, dua edersiniz. O Fatiha'yı selamınızla Cenab-ı Hak onlara ulaştırır. İnşallah. Allah rahmet eylesin geçmişlerimize. Var mı efendim sorusu olan? Soru ekleyecek olan? Peki. Evet, değerli izleyicilerimiz, haccı konuşmaya devam ediyoruz. Haccı hazırlık programındayız. Değerli hacı adaylarımız bizlerle birlikteler. Tabii sorular sorulmakta ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız, muhterem hocamız Doktor Sayın Ekrem Keleş Beyefendi cevaplamakta, Allah razı olsun. Ama hac ayrı bir kongre, Müslümanların bir buluşma, gösteri mekanı. Tabii bundan hareketle farklı dillerde, farklı renklerde kardeşlerimiz var. Orada hemhal olabiliyoruz. Bütün benliklerimizden, makamlarımızdan, sosyal statülerimizden, mali imkanlarımızdan sıyrılarak onlarla bir oluyoruz. Omuz omuza lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyoruz. Bunun bize getirisi ve orada anlamamız gereken, hatta bir tık ötesi olur ki o mahşeri kalabalıkta ayağımıza basılıyor, kırılmalar olabiliyor, incinmeler olabiliyor vesaire. Sözümüzden bedensel durumumuza kadar ne yapmalı da o kardeşlerimizde kardeşlik hukukuna riayet ederek oradan ayrılmalıyız efendim? Evet. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Hakikaten burada bu yolculukta sorduğunuz soru bağlamında ve iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Buyurun efendim. Bir, İslam kardeşliğini doya doya yaşamak lazım bir. Yani bizim mümin kardeşlerimiz var, biz onlarla birlikte ibadet yapıyoruz. Düşünün ki, aynen sizin burada yıllarca özlemle bekleyerek, oranın hasretiyle yandığınız gibi,
Afrika'nın bir köşesinden oraya gelmiş olan simsiyah, kalbi pırıl pırıl zenci kardeşlerimiz var. Müslüman kardeşlerimiz bunlar. Afganistan'dan, efendime söyleyeyim, Endonezya'dan gelmiş, Malezya'dan, gelmiş. Çin'den, evet. Dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimiz var. Hatta işte Müslümanlıkla şereflenmiş Avrupa'dan, Amerika'dan gelen kardeşlerimiz var, mümin kardeşlerimiz var. Öncelikle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hepimizin eşit olduğumuzu düşünerek o mümin kardeşlerimizle doyasıya İslam kardeşliğini bir yaşamamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Evet. Bunu yaşarken Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var. Bunu ilke olarak önümüze koymalıyız. Tuğba limen şegalet uyubuhu an uyubin nas. Ne mutlu o kişiye ki kendi eksiklerini, kusurlarını telafi etmek için çabalaması onu başkalarının eksikleriyle, kusurlarıyla meşgul olmaktan alıkoyar. Ne mutlu o kişiye ki kendi eksiklerini ve kusurlarını telafi etmek için çabalaması onu başkalarının kusurlarıyla ve eksikleriyle meşgul olmaktan alıkoyar. Dolayısıyla orada biz kendi kalbimizi imar etmek üzere yola çıktık. Kendi kusurlarımızı telafi etmek için çabalamalıyız. Başkalarının kusurlarıyla, ayıplarıyla uğraşmamalıyız, meşgul olmamalıyız. Bilmiyoruz da onların yani yaptığı hareketler, tavırlar nedir, ne değildir. Onlarla hiç uğraşmamalıyız bile, hiç bunlarla meşgul olmamalıyız. Onlara harcayacak hiç vaktimiz olmamalı. Bütün vaktimizi biz kendi kalbimizi imar etmek için bu yolculuğa harcamalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla hele hele başkalarını incitmekten bu yolculukta son derece sakınmak gerekiyor. Aman Allah. Burada bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor ya Yunus. Dolayısıyla hiç kimsenin gönlünü incitmememiz lazım. Bizim büyük mütefekkirlerimizden biri şöyle söylüyor. Kâbe bünyâd-ı halîl-i âzerest, dil nazargâh-ı celîl-i ekberest. Kâbe Azeroğlu İbrahim'in yaptığı bir binadır ama kalp, gönül Allah-u Teâlâ'nın nazargâhıdır. Yani sakın kimsenin kalbini kırma, bu yolculukta incitme. O yolculuğa çıktığın zaman başkasının kalbini kırmamaya büyük özen göstermek gerekiyor. Bizim büyük zatlardan birisi Alvarlı Efe Hazretleri, sakın incitme bir canı, yıkarsın arş-ı rahmanı diye onun bu kalp kırmayla ilgili çok güzel şiirleri var. Dolayısıyla bu yolculukta hiç kimseyi ne olursa olsun incitmemek için büyük özen göstermek gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi bazen incinsek de incitmemek gerekiyor. Evet. İncinme, incidenden. Arif der incidenden. İncinme, incidenden. Kemal'den noksan imiş, incinen incidenden. Doğru. Dolayısıyla böyle büyük bir hassasiyetle incinsek de incitmemeye özen göstermek gerekiyor. Bu önemli bir husus bu yolculukta. Yani nitekim orada bunları inşallah karşımıza gelecek ve yaşayacaksınız. Burada bu işin sadece bir tahayyül noktasında hayal edebiliyoruz. Ama bunları yaşayacaksınız. Asansör sıralarında yaşayacaksınız, Kabe'yi tavaf ederken yaşayacaksınız, ulaşımda yaşayacaksınız, seyahat esnasında yaşayacaksınız, Mekke'den Medine'ye giderken, Arafat'ta, Müzdelife'de, hepsinde yaşayacaksınız. Birlikte olma sanatı, değil mi efendim? Evet, evet. Mecbur yani birlikte hareket etmek durumunda kalacağız. Yemekten ibadetlerimize kadar her birini birlikte yapmak durumunda. O meşakkatleri birlikte çekeceğiz. Ve birbirimize önce o sabrı belki de yaşamalıyız. Şimdi hakikaten bazen öyle olur ki elde olmayan sebeplerle bir takım tablolar ortaya çıkabilir. Yani bunu sakın olay yanlış anlaşılmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı gereken bütün hassasiyetleri gösteriyor. Bütün kardeşlerimiz hakikaten belli bir duyarlılığı var zaten. Hepsi bu işe iman etmiş, inanmış insanlar. Belli duyarlılığı gösteriyorlar. Ufak tefek kusurlar her tarafta oluyor. Ama bazen elde olmayan sebeplerle bir takım sıkıntılar da yaşanabiliyor. Söz gelimi, bakıyorsunuz, ziyarete gideceğiz, hadi aşağıya inin deniyor falan.
hacılarımız aşağıya indiriliyor şimdi. Odasındaydı. Doğru efendim. Orada oturuyordu odasında. Ziyarete gideceğiz. Hadi hemen aşağıya indiriliyor. Otobüs beklemeye başlıyor. Trafik bir yerde bir tıkanıyor. Bir hesap yapılmış işte otobüs şu saatte gelecek, o saatte hacılarımız hazır beklesin, ziyaret yerlerine gideceğiz. Bir tıkanıyor bir yerde trafik. Bir saat bekliyorlar, gelmiyor. İki saat bekliyorlar, gelmiyor. Evet. Şimdi artık hacılarımız diyor ki, ya kardeşim ne indirdiniz bizi buraya? Yani şimdi doğru. Şeyler yavaş yavaş, şeyler gerilmeye başlıyor artık böyle. Yani, sabır eğitimi kendini göstermeye sabır başlıyor. Eğitimi, hakikaten bazen çok sabretmemiz gereken tablolar evet, ortaya çıkabiliyor. Bir örnek olarak verdim ben bunu. Allah razı olsun ama çıkacaktır yani bu böyle olacak diye değil. Bu çok nadir olaylar ama var yani. Oluyor yani karşılaşıyor evet, elde olmayan sebepler bunlar. Peki muhterem hocam, efendim ekleyeceği olan var mı? Buyurunuz. Konuyla ilgili istirham edelim. Konuyla ilgili olsa herhalde. Çok seviniriz. Mikrofonu rica etsek hanımefendiye. Öndeki sağ taraftan. Evet efendim. Buyurunuz efendim. Değerli hacımız. Hocam öncelikle hayırlı günler olsun biraz inşallah. Biraz daha yaklaştıralım. Sizlere. Hayırlı günler olsun inşallah. Sağ hocam benim bir sorum var. Hac öncesi mesela dargın olduğun, küskün olduğun, konuşmadığın bir kimseler. Hacca gitmeden önce ziyaret etmemiz gerekli mi? Ne kadar güzel. Bir de diyorlar ya mesela küsülü gidersen duaların kabul olmuyor. Ne kadar doğru bunu aydınlatırsanız. Soralım. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Allah hocam, razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Sadece hacı adaylarımız için olmasa gerek. Sadece hacca Kur'an'da çıkmış olan Cenab-ı Allah'ın misafirleri için olmasa gerek. Her birimizin kırdığı kalpler camdan değil, fanustan değil. Cenab-ı Allah'ın nazargahı bunlardan nasıl af dileriz, nasıl bir yolunu bulur da elimizi uzatırız ve elini de alırız, nasıl ortaya da buluşuruz? Soralım efendim. Allah razı olsun. Şu gönülleri nasıl kazanırız? Evet, hac yolculuğuna giderken daha bir önem kazanıyor hakikaten bu helalleşme. Mevzu, evet. Bir defa üzerimizde hakkı olanlar varsa kesinlikle o hakları iade etmeliyiz. Onların helalliğini almalıyız. Bu konuda elimizden geleni yapmalıyız. Solduğumuz kimseler varsa onlarla helalleşmeliyiz. Belki siz haklıydınız, öbürü haksızdı. O küslük meydana gelirken belki %100 siz haksıydınız, o da %100 haksızdı diyelim ki. Öyle olsa dahi muhakkak surette bir uğrayıp üzerimize düşeni yapıp helallik almaya çalışmalıyız. Bu yolculuğa çıkarken helalleşme bu manada son derece önemli. Hele hele üzerimizde hakkı olanlar varsa muhakkak suretiyle onlarla helalleşip onların helalliğini alıp öyle bir yola çıkmalıyız. Çünkü bu yolculuk simgesel olarak aynı zamanda Allah'ın huzuruna doğru yaptığımız bir yolculuk. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadelesinden sonra yola çıkarken bir ifade kullanıyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu aktarıyor. İnni zâhibun ilâ Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Biz bu yolculuğa çıkarken Rabbimize gidiyoruz. Rabbimize doğru yaptığımız bir yolculuk. Dolayısıyla sanki dönmeyecekmişiz gibi, sanki bir daha geriye gelip o insanlarla görüşme imkanımız olmayacakmış gibi, sanki bir daha efendime söyleyeyim bu karşılaşma yaşanmayacakmış gibi Allah'ın huzuruna gidiyoruz, ahirete gidiyoruz gibi onlarla helalleşerek bu yolculuğa çıkmak lazım. O bilinci taşımak lazım değil mi efendim? Değerli hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımızı teşrifiniz için Allah razı olsun. Süremiz bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Ekrem Keleş hocamız bizlerle birlikteydi. Hacca hazırlık programında Allah razı olsun ağırladık, yüreğini bizlere açtı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere helalleşiniz. Takva azığını yanınıza alınız, kalp kırmayınız, aman ha kalp kırmayınız, nazargaha dokunmayınız buyurdular. Allah razı olsun. Azıklarımız içerisinde inşallah sizlere de hayırlı olanları Cenab-ı Allah ihsan etsin. Hacınız şimdiden hayırlı olsun. Memleket için, millet için, mazlumlar için dua ediniz. Evlatlarınız için dua ediniz. Sıhhat diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyor. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz.